diyorsun. Peki madem popun yıldızlarını konuşuyoruz, iki popüler isimle devam edelim. Almanya'da turnedelermiş. Bir tarafta Hande Yener, bir tarafta Gülşen. Hande Yener müzik yasağına tepki göstermiş. Gülşen de burada açılıp orada kapanmış. İzleyelim. Türk popunun yıldızlarından olaylı Almanya turnesi. Almanya'daki hayranlarıyla buluşan Hande Yener'i müzik yasağı durduramadı. Konserde yasak uyarısı alan Hande mikrofonu bıraktı. Şarkılarını çıplak sesle söyledi. Türkiye'de yeterince özgür olmadığını iddia ederek açıldıkça açılan Gülşen Almanya'da kapandı. Ölçülü sahne kıyafetiyle şaşırttı. Gülşen'e Alman sansürü mü geldi? Sahnelerin aranan isimleri yaz aylarının gelmesiyle konser maratonuna start verdi. İsimler konser takvimlerinde sadece Türkiye'ye değil Almanya'ya da yer verdi. Bu hafta Türk müziğinin yıldız isimleri Almanya'da ard arda konserler gerçekleştirdi. Simge Sağ'ın, Mabel Matiz, Gökhan Türkmen, Sefo ve Murda ile birlikte Türk popunun iki yıldız ismi Hande Yener ve Gülşen de Almanya'daki hayranlarını unutmadı. Bir ömür yeter bana bu armağan, ölsem de gam yemem artık. Sokak stiliyle verdiği havaalanı pozunu paylaşarak Almanya'ya giden Gülşen yine sahne kıyafetiyle ama bu sefer aşırılıkla değil ölçülülükle dikkat çekti. Türkiye'de yeterince özgür olmadığını iddia ederek yarı çıplak sahneye çıkan Gülşen, Almanya'da pembe pantolon ve üzerini taşlarla örttüğü pembe bir büstiyer tercih etti. En son Türkiye'de sadece göğüs uçlarını kapatan kostümüyle sahne alan Gülşen, açıklamalarından yola çıkarak daha da özgür olması gereken Almanya'da Türkiye'deki sahne kostümlerine nazaran adeta kapandı. Gülşen'den geçiyoruz olaylı Hande Yener konserine. Bir ömür yeter bana bu armağan, ölsem de gam yemem artık. İplikler ve metal halkalarla tasarlanmış kıyafetiyle sahnede fırtına gibi esen Hande Yener'i yasaklar durduramadı. Kadı bana gitti Havzun şehrindeki konser saat 22'den sonra ses yasağı sebebiyle kesilmek istendi. Hande yasağı yendi. Hande Yener şarkılarını çıplak sesle okumaya devam etti. Hande'nin şık hareketi mest etti. Seyirciler dakikalarca alkışlayarak karşılık verdi. Evet, şimdi Hande Yener Almanya'daki konserinde müzik yasağına uğrayınca tabii sinirlenmiş haklı olarak. Çünkü Almanya'da hala... Ben çok şaşırdım Almanya'da böyle bir yasağın olduğunu gereği, duydum. 22'ye kadar konser mesela. O zaman biz İnsanların Türkiye'deyiz. İnsanların tam coştuğu saat. Bizim 01'e kadar değil mi bildiğim 01'e kadarıyla? 01'e uzatıldı evet. Uzatıldı. 12'ye kadardı. 12'ye kadardı. 01'e uzatıldı. Şimdi ben bir izleyici olarak Hande'yi de seven bir sanatçı arkadaşım olarak... bu söyleyeceklerim artık hani Hande için değil tüm sanatçılar için olacak. Yani bir kere bunu iyi dinlesinler söyleyeceklerimi. Artık şu yurt dışındaki ünlüleri takip edip onları kendine idol edinip Türkiye topraklarında, Türkiye kültüründe, Türk insanına bir Madonna'yı, bir Beyoncé'yi, bir Jennifer Lopez gibi olduklarını veya göstermeye çalıştıklarını, işte giydikleriyle, konuşmalarıyla, yaşam tarzlarıyla bunları yapmasınlar. Neden? Artık. Yapmasınlar. Çünkü biz yapmasınlar. Özenti mi duruyor diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim.
Oranın toprağı değil buranın toprağı. Oranın halkının beklentisiyle bizim halkımızın beklentisi aynı değil. Yani onlar için söylüyorum ben bunu. Yani dinlerler dinlemezler. Oranın kültürel yaşamına uygun bizim kültürel yaşamımız daha farklı. Yani bunları göz ardı etmemeleri gerektiğini ne yapıyor mesela Hande? Çünkü, seni rahatsız eden ne yapıyor Hande ya mesela? Hande mesela kıyafetleri, ya mesela şöyle söyleyeyim, işte Madonna gibi giyinmeye çalışıyor ve çok rüküş oluyor. Hande'nin yani kıyafet seçimlerini beğeniyor musun? Beğenmiyorum, biraz bir rüküş buluyorum olarak. Ama güzel giydiği şeyler de oluyor. Ben beğeniyorum, yani, ben beğeniyorum. Lakin yani, bizim burada olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ama ben olmuyor. Ben ama ben Madonna'yım demiyor ki. Onu sakin duruyor Bilal Beyciğim. Sakin duruyor. Ama tamam o, ben Madonna'yım demiyor ama işte giydiği bir büstiyerle Madonna'nın giydiği büstiyer. Acil ama, stylingini değiştirmesi lazım. Vücut proporsiyonu çok kötürüyor. Beli çok kalın duruyor yaptığı seçimlerde. Gömdün kadını ya. Gömdün kadını çünkü ya. Çünkü güzel kadın Hande. Ben yakından da gördüm valla. Neler söylüyorsun taş ya. Taş gibi de bir kadın yani. Sahnesi de yok çok güzel. Yok canım o kadar belli falan öyle değil. Kıyafet belli seçimi bazen öyle yanlış seçim yapılıyor ki. Güzel olur olan ya bir şey de kötü duruyor. Uygun vücut proporsiyonu. Evet, çok hani atıyorum evet nedir mesela belin kalındır daha dökümlü giyersin evet üst bölümünü. İşte bacakların incedir daha hani mini giyebiliriz. Kalınsa daha kalem etek giyersin gibi gibi. Ya yani Hande genç kızlara taş çıkartan bir vücuda sahip. Niye o kadar ağır ya konuştun Hande ile ilgili? Ya vücuduna diyecek bir şeyimiz yok. Seçimlerinden evet bahsediyoruz. Bazı kıyafet seçimleri var olan güzelliği de yok ediyor. Ya ondan bahsediyoruz. Gülşen'den bin kat iyidir ama. Bin kat iyidir Hande. Gülşen ama kapalı giymiş mesela. Almanya'da Almanya'da mesela ver dekolteyi. Sonuçta Avrupa onlar biraz daha hani daha bu konuda daha rahat bir bakış açısına sahipler. Ama onun derdi o değil ki. Ama oradaki Avrupalı'ya konseri vermiyor ki yine onun, Türklere tabii, buradaki onun Türklere meselesi, veriyor. Canım onun meselesi, yani, onun meselesi göz ardı etmeyelim. Onun meselesi Türk insanıyla, Türk medyasıyla. Almanya'da onu kim yazacak? İşte kim tanır yani? Yani evet. Yani, kim tanır? Bir de keşke şu müziği de şu yasaklar uygulanmasa ya. Yani nedir yani? Saat 10'da müzik kapatmak nedir? Ama Avrupa'da hep öyle biliyorsunuz. Saat 10 dedi mi hepsi tavuk gibi uyur. Sokaklarda kimseyi göremezsin. Doğru, belli ülkelerinde. Evet. Belli yani, ülkelerde öyle. Öyle yani. Mesela Finlandiya'ya gitmiştim ben. Akşam yemeğini 4.30'da yiyorlar. Saat 7'de sokakta kimseyi göremiyorsun. Kimse. Fransa'da evet da her öyle. Her ülkenin kendi şeyi farklı. Almanya'da da öyle. Almanya'da da öyle. Kimseyi göremezsin. Türkiye'nin canını yiyeyim ya. Canını seveyim Türkiye'nin ya. İspanya, cıvıl cıvıl İspanya'nın ya da bazı bölgeleri mesela. İspanya yaşayan bir şehir. İspanya'da öyle evet. İtalya'da İspanya, da öyle var. İtalya, Türkiye gibi. Buralar. Türkiye evet, gibi. Tam Akdeniz iklimi işte. Tamam, tam biz. Ama bizim gibi hiçbiri olamaz. Bizler eğlenceyi seviyoruz. Sadece eğlence açısından evet değil ya. Yaşamak, yaşam enerjisi çok yüksek Türkiye'de. Evet. Hakikaten çok ama yüksek. Ama Türkiye'nin enerjisi de yüksek bir enerji. Çok. Bu yani ülkemizin enerjisi çok yüksektir. Heyecanlı çok bir milletiz evet. Seviyoruz heyecanlıyız, yani. Seviyoruz. Sanat ilgimiz çılgın de var. Çılgın Türkler. Aynen sanat ilgimiz de var. Baksana askere orada nasıl uğurluyoruz insanları. Tabii. Yani ne bileyim ben. Duygusal nasıl bir toplumuz nasıl bile karşılıyoruz bir yerden bir misafirimiz geldiği zaman. Evet. Nasıl ilgi gösteriyoruz her yani. Her şeye bir eğlence katmayı bir şekilde başarıyoruz ya, yani. O konuda bir dünya markasıyız ben gerçekten. Ben mesela bu konuda romanları çok severim, takdir ederim. Romanlar hayatın tadını çıkaran en güzel insanlardır. Değil mi? Çok eğlenceliler. Çok eğlenceliler. Çok. Hayatı hiç, yani tabii ki ciddiye alacaksın hayatı. O kadar da ciddiyetsizlik iyi değildir ama umurları değil. İyi. Bir şey mesela burada kavga ediyorlar. Bak burada cenaze var, burada düğün var. Burada düğün var. Burada kavga ediyorlar, burada yemek yiyorlar. Yani çok aynen ilginç. Kübalılar da öyle. Kavga etmezler Kübalılar. Üzülürler, gitar çalarlar. Hepsi şarkı söyler. Sevinirler yine gitar çalarlar. Herkes şarkı söyler. Yani herkes dile getiriyorlar. Hep evet müzik, eğlence. Gündüz evet yemek yersin bir yerde. Bir bakarsın kalkmış çiftler etrafında dans ediyorlar. Şimdi ben Fas'a gitmiştim. Vaktimiz var mı? Anlatabilir miyim yoksa şeye mi geçeceğiz? Anlat canım. Şimdi Fas'ta okuyan kesim çok. Bütün hep üniversiteye gidiyor gençleri. Gündüz kimseyi sokaklarda göremezsin. Bir tek eşekler vardır evet sokakta. Gece olduğu zaman bütün gençlerin hepsi eğlence sektörü. Hepsi eğlencede. Ne güzel. Hepsi anlatılmaz derecede. Hayatı müziksiz yaşanmaz evet yani gerçekten. Evet. Peki